Bırak aynı sofrada bile oturamıyoruz abla, ne aynı gemisi mi var bu işin ya? Biz burada günlük 100 lira yömi alıyoruz. Ayın 20 günü çalışıyorum. 2 tane çocuk var. 900 milyon kira ödüyorum. Onların nasıl olsa gemileri yürüyor. Tabii ki onlar bu ülkede yaşamıyor mu? Hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Elbette atıyoruz. Biz farklı bir gemideyiz. Biz batmışız daha o gemideyiz. Bak görüyorsun ekmek zeytine talim. Adamlar kebap yiyor. Alakası. Biz batarsak herkes batar. Alakası yok. Onların yani gemisinde değilim tabii ki. Kimileri çok zengin oldu, kimileri fakirleşti. Orta direkti eskiden, o da kalmadı. Nuh peygamber zamanında gemiye binenler kurtuldu ama binmeyenler zaten telef oldu. Hepsi de o batarsa koç da batar, hepsi de batar yani. Her şey birbirine zincirleme bağlıdır yani. Vallahi ben şahsen aynı gemide olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü yani Sayın Cumhurbaşkanı kendini bazı konuşmalarında gariben diye tanımlıyor. Ben soruyorum yani 180 bin lira maaş alan bir insan nasıl oluyor da gariban olabiliyor? Yok, biz aynı gemide değiliz. Biz kendi halimizdeyiz. Biz emekçinin yanındayız. Cebi dolsun diye biz uğraşmayacağız. Biraz da halk yesin. Hep onlar yiyor. Aynı gemide olmasak burada ne işimiz var? Hepimiz aynı gemideyiz. Tamam, doğru. Emeklisiyle, işçisiyle, memuruyla, hepsiyle aynı gemideyiz. Vallahi aynı gemide olduğumu düşünmüyorum. Yani vatandaşın gemisindeyim. Vatandaşın rahatını istiyorum. Vatandaşın daha iyi pazar. Geldik mesela bir tane şey 3,5 4 lira. 4 tane alsan 20 lira. Aldığın para ne kadar emeklinin? Onlar gemiyle gider, biz kayıkla gideriz. Müşterilere burada fiyat söylemeye utanıyoruz yani. Gerçekten de öyle yani. Daha saat kaç olmuş? Önümüzde satış bile yok yani. O gemiye biner miyiz? Bilmiyorum ama ben aynı gemide de olduğumuzu pek düşünmüyorum yani. Biz emekçi insanlarız. Biz burada saat 2'de kalkıyoruz. Aa, bugün saat 2'de kalkmışız. Saat 10'da gece evimize gideceğiz. Kaç saat? Yaklaşık 10 saatten fazla biz burada ayakta duruyoruz. Bizim tabii ki onlarda bir şeyimiz var. Biz onlarla aynı değiliz. Onlar lüks hayat yaşarlar. Biz de burada böyle işte otururuz dükkanımızın önünde. Ayakta kahvaltımızı yaparız. Tabii ki bizim onlarda bir şeyimiz var. Biz onlarla aynı gemide değiliz. Her şey başını almış, pahalanmış. İşsizlik bir yanda. Satış mı var? Var mı satış daha? Saat 12. Patlıcan patates 18. 20 lira kilosu. Ben yiyebilir miyim? Yiyemem. Balığa bak, 60 lira kilosu. Tanzim satışı kurdu. Ne oldu? Ben şu an bir kilo et yiyemiyorum. Balık yiyorum. O da yani bakma. Kendi patronumuz. Bir kilo hamsi götürdük mi yedik mi? O et yedik diyoruz. Şimdi bir kilo kuşbaşı 60 lira olmuş. 100 lirayla geliyoruz şuraya. Yetmiyor. 7 liradan şey alıyorum. Pırasa. Böyle bir şey var mı? Esnafın durumu ortada. Yani bir yumurta satıyoruz. Onu da yani 3 kuruşa satıyoruz. İnsanların, esnafın da halkın da gemisi batmış durumda. Onun gemisi batmaz. Yani ben aynı gemi aynı meme de olamaz yani. Onlar kendi o gemide düşünüyor. Masum olan da biziz. Yani bizi esnaf niyetine kullanıyorlar. Biz o gemide değiliz. Bunu da bilsinler. Bir tek zebze meyve de iş bitmiyor ki. Pahalı olan olmayan ne var ki? Her şey %100 pahalandı. Her şey %100 pahalandı. Ucuz bir şey yok. Harede yani. Onlardan önce batarız. Bak. Soruyor da.